Valla babam da annem de çok üzgün olarak anlatırlardı. Çok sıkıntı çektiklerini söylerlerdi. Biz o günleri görmedik. Ve annem dayıya dedi ki biz çok zor günler geçirdik. Allah sizlere göstermesin yavrum dedi. Biz o kadar zor günler geçirdik ki derdi. Çocuklar çok ağlaşıyorlarmış, çok aç kalmışlar. Hiçbir şey yok. Yiyecek su yok, içecek su yok. Bir keçe parçasını diyor, keçe parçasını çocuğun eline verirdim. Tam böyle sersemleye, uykusu gelince sallaya sallaya diyor. Ayağımda keçiyi eme eme, işte bak süt geliyor, süt geliyor de keçiyi eme eme çocuk uykuya dalardı diyor. O derdi ki harpte 5 çocuğum vardı. Çıkardım böyle kurşun yağardı avluya. Ne olur bir tanesi de bana gelse de ölsem dermiş kadın. Çocuklar açız diye bağırırlarmış. Sonra bir kızım öldü dedi kadın. O kızını komşusuyla almışlar götürüp gömmüşler. Erkek yoktu dedi. İngilizler Fransızlardan evvel gelmişler. Tabii babam da üst seviyedeki kişilerden olduğu için babamın yanına almış Fransız kumandanı. Silah toplayacağız demiş. Olur demiş. Silahları toplayalım. Gelmiş falanca mahalleden işte beni çağırmışlar faraza. Ben yaşlı adamım, bende silah bulunur mu? Gençlerimde var silah. Abdest al bakalım demişler. Orada abdest aldırmış kumandanın yanında. Kur'an'a el bas. Sende silah olmadığına dair. Kur'an'a el bas. Vallahi billahi bende silah yok. Şehit Kamil diye bir 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk annesine beraber banyoya gitmiş. Banyodan gelirken İsmet Paşa'nın bir kitabı var şimdi orada Antep'te. Orada askeri Fransızların fırınıymış. Fırında askerler çıkmışlar, kadına sarılsa yetmişler. O küçük çocuk da annesine müdafaa etmek için yerden taş almış, atmış askere. Attığı zaman Fransızlar çocuğu süngülemişler ve öldürmüşler. Ve Antep harbi başlamış. Yani kıvılcım oradan başlamış. Bizim bir kadın gidiyor, yanında küçük çocuğu. Kadının çarşafını yırtmaya çalışıyorlar. Çocuk şey diyor, ben yırttırmam, anamın çarşafını yırttırmam diyor. Saplıyorlar çünkü. Bir fırın vardı Çıkıcan'da. Orada ekmek fırınıydı o Fransızların. Ondan sonra bir kadın da bir Türk kadını omuzunda şeyle, çarşafıyla kendi çöpü götürüyordu. Ondan sonra kadının peçetini çektiler. Şeyini de çektiler. O yanında da oğlu geliyordu. Oğlun da taşladı Fransızları, Fransız askerlerini. Taşladı, onu da süngülediler, öldürdüler. Kıyamet o gün koptu işte. Bütün ondan sonra kadın ulaştı, gitti arasak önündeki kahveye kendi kendine attı. Namus kusan yok mu? Oğlumu öldürdüler, peçemi çektiler diye. Orada Antepliler yemin ettiler, bu Fransızları bu memlekette koymayacağız diye. Mağarabaşı dediğim semtte oradaki bir ailenin çok genç gelini, çok genç gelini. O günlerde bu doğudan gelen Fransız tankı Mağarabaşı geniş bir alandı. Oraya konuşlanmış, üstünde askerler. Herkes içeri girmiş, kapılarını kapatmış, korkuyorlarmış. Fransız buraya kadar girdi. Bu tankı çalıştırırsa hepimizi imha eder endişesine. 1, 2, 3 gün tahammül edememiş buna. O yıllarda henüz Antep'te çarşaf giyiliyormuş. Çarşafın altını giymeye gerek görmemiş. Öyle galeyana gelmiş ki çarşafın başını örtmüş. Kaymasın diye alnından bağlamış. Bak gene tüylerim ürperdi. Şurasını da bir demet çiçek takmış. O zaman evlerde et kütükte kıyma yapılırdı. O et keserini almış, heyecanla, hışımla mağara başına çıkmış. Çok affedersiniz.
İçinizde hiç erkek yok mu? Düşman geldi ortamıza konuşlandı. Sıçan gibi delikten deliğe girip çıkacağınıza çıkın da şuna bir derman bulun demiş. Ve elindeki et satırından tankı önüne çıkmış. Onun sesine, gürültüsüne herkes dışarı çıkmış. Tabii tankın üstündekiler ateşe tutmuşlar. Paramparça olmuş o kız orada. Ve düşman tankını arka arka çekip götürmek zorunda kalmış. Fransız askeri 3 sepet böyle şeker gönderdi. Bir tane şey, elimde de cetvel var. Alıp içmeyecekler. Geri gönderdiler. Almıyoruz. Geri gönderdiler şekeri. Fransız askeri ordusu geri gönderdi. Dediler ki olmaz artık dediler. Esadolu bir daha bombalar bizi. Yere döktük sepeti. Arçiyelerden yanımdaki çocuklarla tepeledik üstünü. O şekerden bir tane alıp yemedik. Bu Fransız askeri de bunlar ağlaşıyor. Öteden de Türk'üz, Müslümanız diye bağırışıyor herkes. Gidin 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 bizim memleketten Türk'üz, Müslümanız. Gidin siz buradan sizi istemiyoruz diyorlar. Ben Şahin Bey'in tek torunuyum yavrucuğum. Beybam ne anlatmazdı, burada örgütlenmiş Şahin Bey işte savaş olurken. Tekten kalıyor dedem orada gelen Fransızların karşısında. Tekten kalınca açıp diyor ki bağrını benim diyor, cesedimi çiğnemeden buradan geçemez. Ne kadar düşmana oyalıyor o şeyde, köprüde. O köprü attırıyor, mani oluyor. Ne savaşlar veriyor yavrum, o kadar kahramanlık yapıyor ki. Antep Harbi'nde çektiklerini dedemin, işte oralarda köpeklerin çişiniştiğini, çektiği eziyetleri, yaşadığı hayatı, bu kadar vatan sevgisi olur mu diyorum ben yavrum. Nereden çıksa oradan çıkıyormuş, yine başlıyormuş savaş nerede varsa. Böyle bir insan var mı ya? Hiç karşılıksız. Yolcu eğil de saygıyla bak, Şahin yatıyor burada. 100.000 kahramanın nabzı atıyor burada. Haftalarca yemedi, içmedi kana kana. Elmalı Köprüsü'nde şan yaratıyor burada. Şahin'i sorarsan 30 yaşında, süngüyle delindi köprü başında. Analar oturmuş ağlar başında. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevdiğin Antep'e Fransız doldu. Sürerim sürerim gitmez kadına. Kurşunun, düşmanın kurşunu değmez adama. Kara haber vermen benim anama. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben dedi Şahin Bey'in çetesindeydim. Onunla birlikte savaştım. Biz dedi şey yaptık, kilis tarafından Fransızlar gelirken kaçtık. Şahin Bey dedi ki ben kaçmam, buradayım. Ve dedi Fransızlar geldiler, onu göğsünden süngüyle vurdular, çiğneyerek geçtiler. Biz de dedi dağda durduk, seyrettik. Fransızların Antep'e nasıl girdiğini. Daha sonra dedi gittik baktık. Her tarafı kan içerisinde, bütün göğsü falan yarılmış, şey olmuş. Hani düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez demişti. Düşman çok fazla. Bizim elimizde gücümüz az. Geliyor Antep'in etrafına. Bu Fransızlar muhasere değil, çember alıyorlar. Bu çember alındıktan sonra nerede bir hareket görürlerse topla atıp tercih ediyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar. Düşman istilası biliyorsunuz, Fransızlar gelmiş dağları işgal etmişler. Gördükleri tek kişiyi evlerin bahçesinde, evlerin merdiveninde karşıdan görüp ateş eder öldürürlermiş. Merdivende vuruldu, bahçeye çıktı vuruldu. Benim dedem kızının evine giderken dağdan ateş ediyorlar. Dedem orada yere düşüyor, ölüyor anında. Ahmet Muzdar Göğüş'ün evine top düşüyor. Bomba atıyorlar. Ve o bombada Emine yengemiz, babamızın amcası Ahmet Muzdar Göğüş
Yani eşi Emine Hanım 9 aylık bebeği karnında fırlıyor zaten. Bu bir tarafta ölüyor. Oğlu sandalyenin üzerinde oturmuş. O öyle ayrıca ölüyor. Sabahat geçti zaten ölü gibi yaralanıyor canım. Bir evin içerisinde düşünün siz. Birdenbire kaç tane şehit oluyor o evin içerisinde. Bir gün geldi babam. Oturmuş. Gece nöbetten geliyor. Çınarın cebinden. Canı bir yumurta istemiş. Gece. Havlu geniş. Havlu bir ışık yakmış. Bir yumurta pişirecek. Bir tavada. O ışığı görür görmez bu Fransız. O bir mermi sallıyor. Bir mermi bizim evimizi külfen yakın ediyor. Bir daha. Hele her nerede bir ışık görse bir insan bir şeyden imkanı mı var ki ne bir ışık gelsin gece? İmkanı mı var ki ne bir şey yapsın? Yani insanların sokağa çıkmasına, hatta evde bahçeye çıkmasına müsaade etmiyorlar. Dürbünlerle dağlardan kontrol ediyorlar. Evlerin içine ateş ediyorlar. Onun için evlerin duvarları delik deliktir bizde. Bizim evimiz çok tahrip olmuştu. Oradaki kapımız, bak ilginçtir, isterseniz Antep'te onu tespit edebilirsiniz. Hala Antep Harbi'nin kurşun yaralarını taşıyan bir evdir. O kapı değişmemiştir. 100 yıllık kapıdır. Kapıda Mardin Tepe'den atılan kurşun yaralanı vardır. Türktepe'nin orada bir iki hanımdan dinledim. Anlatıyorlar. Şimdi diyor ki, aman kızım diyor, öyle diyor. Kaç varmış dediler diyor. Zamanımızda hiç kalmadı diyor. Hiçbir şeyden değil, namusumuzdan korktuk diyor. Namusumuzdan korktuk diyor. Giderken diyor, anamgile giderken diyor, babamız, dedemiz birer bıçak vermişler. Kimine kesici bir şey vermişler. Kılınç bırakmışlar. Eğer bir kapınıza düşman gelirse sizi bunlarla öldürün demişler. Teslim olmayın. 27 mahallenin semt reisleri kurulmuş. Bunlar YTMZ'ye bağlı. Sonra efendim Atatürk de Kılıncalı'yı göndermiş buraya yardım için. Özdemir Bey falan. Atatürk'e haber göndermişler, tekrar çekmişler. Biz Türk'üz, Türk kalmak istiyoruz, bize yardım edin. Atatürk de bunun üzerine Özdemir Bey'i, Ali Şerif Özdemir Bey'i Antep'e göndermiş. Antep halkının da büyük bir arzusuyla iştirakiyle, ki verdiğim belgelerde bunu göreceksiniz. Atatürk tarafından genel cepheler komutanı olarak görevlendiriliyor ve şeyin başına geçiyor. Bu mekanizmanın başına geçiyor. Geçtikten sonra bütün harp dehasını kullanarak Antep savunmasını 197 gün bil fiil idare ediyor. Bir tanesi öndaş oldu, çetebaşı vuraraktan. Gitti şimdi gözüne, yani eli ulaştığı yeri, gözü kestiği adamı yanına aldı. Getirdi, Antep'e getirdi. Antep'te bir semtte oturdular. Babam dedi ki, biz mağara başında oturuyorduk. Mahu isminde bir çetebaşımız vardı. O da bizim köylü. Orada biz her gün Fransızlarla mücadele yapıyorduk. Bir gün diye bize emir geldi ki Düzdepe'den hücuma gideceksiniz. Düzdepe'den karargahları var Fransızların. Oraya hücuma gideceksiniz. Biz diye kalktık dedi, yola düştük, bütün cephanalarımızı yanımıza aldık. Çetebaşımız dedi ki, bakın arkadaşlar, ben sizin önünüzde gideyim. Benim bu yolda kaçan olursa ben vururum dedi. Öyle bir atıcıydı ki, metalliydi, yani 5 kuruşu, 10 kuruşu böyle parmağın arasına koyup, vuracak adam diye, çetebaşımız diye. Yavuzlara kadar diye 3 kişi kaçtı, 3'ünü de vurdu, öldürdü. Kendisi vurdu. Yani kaçıyorlar diye. Gittik dedi. O zaman diye kara ilan bize yan ateşi açtı ki gitmeyin diye. Boynun oğlu yukarıda bize ateş açtı. Gene de Cenab-ı Allah'ın idatıyla yola devam ettik diye. Düzdepe'de gittik diye.
barakaları vardı ki. Büyük büyük barakalar kurmuşlar. Barakaların içinden. Dedi ki o zaman dedi ki şey biz de teslim olun dedi diye tüfeği uzattık. Bire dememizle beraber bize bir baktık ki bir bomba attılar diye. Bir bomba attılar. Babam rahmetli dedi ki benden daha babam da kısa boylu, benden daha kısa boylu bir arkadaşım sıçradı, bombayı havada tuttu, içeri saladı. Barakanın içerisine saladı. Sallamasıyla beraber de, bu içerideki bombalar bir patlama yaptılar ki diye. Bunların etleri demirlerde gördük diye. Parça, paramparça oldular hepsi. Sınarlı Cami'de 11 kişi, 15 günlerdi orada şişeye şeyi koyduk, balıkları derdi. Attık attık, bize orada bir ordu var zannetmişler Fransızlar derdi. 11 kişiydik derdi. Çinalı Camii karşısında, Ali Benderesi kıyısında Fransızların mühimmat deposu, en büyük mühimmat deposu olarak tuttukları bir Antepler bardakçı dükkanı diyorlar. Yani kiremit imalatı yapılan bir baraka var. Çok büyük bir baraka, hangar gibi. O hangarı ağzına kadar silahla dolduruyorlar. Şey diyor Şefi Gözdemir Bey, durum çok vahim. Bu diyor Fransız, Antep'i işgale hazırlanıyor. Nasıl yani komutan diyorlar. İki günden beri takip ediyorum. Bütün mühimmatlarını getirdiler, o hangarın içerisine yığdılar. Peki ne yapmamız gerekir? Bu mühimmat deposuna eğer biz havayı uçurabilirsek, Fransızın belini kırarız. O arada babam tabii 20 yaşın verdiği o sınırsız cesaretle hemen ayağa kalkıyor. Komutanım ben yaparım o işi diyor. Ve giriyor işte neyse döküyor mühimmatı filan. Çakmak taşı bilmem ne şu bu filan bir şekilde tutuşturuyor. O tutuşturup dışarı kendisini atınca babamın arkasından her tarafta şey varmış. Makinalılar, Fransız askerleri. Babamın arkasından taramaya başlıyorlar. O mühimmat deposunun içerisindeki mühimmatlar arkası arkasına infilak etmeye başlıyor. Öyle bir infilaklar oluyor ki sabaha karşı saat 4'te Antep'te gündüz oldu zannetmişler. Yani evlerin camları kırılmış gitmiş. İnsanlar sokağa dökülmüş. Ne oluyor diye. Çünkü aydınlanmış Antep. Sabaha karşı 4'te aydınlanmış. O kadar büyük bir patlamalar olmuş. Ve babam dedi ki biz haberleşmek için kuyulardan gidiyoruz. Yerin üstüne çıkmıyoruz. Kuyulardan geçip birbirimizle öyle haberleşiyoruz. Çıkmaya imkan yok. Fransızlar fırsat vermiyor derdi. Şimdi savaşta derlerdi ki yer altından birbirlerine haber ulaştırırlarmış. Bizim ona evden, mahalleden mahalleye, evden eve, saatteden saatteye geçen yerlere bizim o Antep'te ona sıçam derlerdi. Gözükmeden bir taşların arasından geçen yerler yapıyorlar. Savaş bu vaziyette devam ediyor. Sefaret, silahsız, mermisizlik, Bakırhanı'da imalat, harbiye burada tüfekçi Yusuf eski tüfekleri tamir ediyor, mermileri yapıyorlar, yeni mermi dolduruyorlar. Düşmana karşı ellerinden geldiği kadar işte savunmaya çalışıyorlar memleketlerini. Burada Antep'te o yıllarda tüfekçi Yusuf denir bir usta varmış. O adamcağız gene o mağarabaşı dediğim semtte genellikle tarımla uğraşan ailelerdi. Onların kapılarını çalmış. Kazma, kürek, sabanda çit demiri derler. Ne varsa toplamış götürmüş, onlardan silah yapmış. Evlerin duvarı taş olurdu. Hali vaktinde yerinde olanlarınkine kıymık taş derler, sağlam olur. Vasat vatandaşınki havara taş denir. O havara taş da kabarır, dökülür. O tüfekçi Yusuf Usta süpürgeyle o havara taşın güvercinesini süpürür süpürür götürür barut yaparmış. Kazma kürek parçalarından tüfek yapıyor. Duvardan süpürdü güvercinesiyle.
o toprağın dökülen parçalarıyla barut yaparmış, gözü kör olup adamcağızı. İşte atacak kurşunları kalmamış küverçileleri bu Yıldırım Demir, Allah rahmet eylesin. Tüfekçi Yusuf duvarın küverçilesini toplamış, onlardan barut yapmış, ondan Fransız'a karşı ateş açmış. Düşünün yokluğun derecesini. Bu savaşın içerisinde açlık meydana geldi. Çünkü etraf çevrede kimse dışarı çıkıp da bir şey yiyecek alamıyorlar. Amcam derdi ki, çekirdek ekmeği yendi denir. Çekirdek ekmeği çok acı olur, zehirden acı yenmez. Herkes evinde bulunan arpa, buğday nerede o yıllarda? Bir aktarı derlerdi, bir gilgil darısı derlerdi. Onu üyütür, bir miktar da bundan katar içine çoğalsın diye. Açlığını yatıştırır derdi. Doyumluk değil derdi. İnsanlar onun çekirdeğini tatlılandırıp ekmek yapmış yemişler. Fakat kafileri de yapamadıkları zaman ölenler olmuş o yüzden çok. Anlatırlar büyüklerimiz. Ekmek bulamamışlar. Zerdali çekirdeklerini ekmek yapıp yemişler. Çok acı olduğu halde. Son zamanda evdeki yiyecekler kalmamış tabii, azalmış. 11 ay az bir zaman değil. 11 ay her şey, evdeki yiyecekler bitmiş. Komşular birbirinden fazla olan birbirine vermiş. Herkes aç kalmasın diye. O arada sona doğru çok büyük sıkıntılar çekmişler, çok. İnsanlar acı zerdali çekirdeleri kırdı, ekmek yapı yediler derlerdi. Antep Harbi'nde işte babam ne işte bacaklar kesmiş, neler yapmış, ne beyninden kurşunlar çıkarmış. Çok şeyler anlatırdı yani. Yani ben onları şey etmiyorum. Osman amcamdan sonra duydum. Biz derdi acele abime sargı yetiştiririz derdi. Başka yeğenleriyle birlikte. Tabii çok işte yani 9 ay düşünebiliyor musunuz? Klor detil yok. Alet edevat yok. Yoktan var ederek, yoktan var ederek, kiminin ağzını tıkayarak, kimine ellerini ayaklarını bağlayarak ayaklarını ellerini kesmişlerdir gazilerimizin. Bunlar çok acı şeyler. Tendür diyot yok başta. Yaraların dezenfekte edecek tendür diyot yok. Ve sargı bezi yok. Biliyor musunuz? Sargı bezleri Şih Camisi'nin bütün Antep'teki evlerden bez istiyorlar. Sargı bezi yapmak için. O fedakar kadınlarımız ne kadar mitilleri varsa, ne kadar malefeleri varsa, malefeyi mitili anlatmak gerekirse, yorganların içerisinde kaplanan, yünlerle kaplanan bezlerdir. Onların hepsini söküyorlar. Malefeleri yorgana kaplanan ikinci bir bezdir. Onların hepsini söküyorlar. Yastık kılıflarını, kuşaklarını, hocalar, sarıklarını hepsini getiriyorlar. Kaynatıp, kaynatıp hastaneye sargı bezi olarak gönderiyorlar. Babam diyor ki yaralıları diyor, Hatep Harbi'nin yaralıları Şiş Camisi'ne götürdük. Orası hastaneydi diyor. Ve babamdan değil de bir başka bir bakkaldan anlatayım. Bir bakkal vardı, ben çıraktım 50'li yıllarda. O adamın ayakları yoktu, bir ayağı yoktu. Amca dedim, senin bu ayağına ne oldu dedim. Oğlum dedi, Topal Mecid'i görüyor musun, o Mecid Barlas'ı dedi. Benim ayağımı deseneye kesti dedi. Niye dedim? Şarapnel dedi ayağıma dedi. Fransızlar şarapnel dedi. Beni Şiş Camisi'ne götürdüler. Cemil Mecid Barlas bir zeytinyağı kaynattı bir kaba dedi. Davul çalırdı dedi. Davul çalırdı çalınca içerideki hastalar benim bağrımı duymasın diye davul çağırmış. Ve davul çalınca dedi, ayağımı kesti. Zeytin, sıcak zeytinyağı ayağıma bastı dedi. Yani ne biçim artık harp sene yani ne biçim bir sıkıntı çektiğimizi anlayın. Mecid Barlas'ı Antep'te o dönem doktor olarak gelmiş, operatör olmuş. Dedemiz, anamın dedesi Döş Baba. Çinalı Camisi'nde imammış. Fakat açlıktan verilen tayın, işte bir pençe böyle şey, fıstık, bir pençe üzüm verirlermiş. Günlük tayın bu. Tabii savaşın sonunda bir gün bakırlarken orada çökmüş, yatış kaldırırlar ki vefat etmiş. Açlıktan vefat etti. Ne düşman kurşunundan, ne düşman topundan. Açlıktan vefat etti.
ölüm ve esaret gözümde canlanıyordu. Cepheler komutanı Özdemir Bey. Ki hiçbir şey kalmamış. Elde hiçbir şey yok. Mecbur oluyorlar. Mütareke imzalamaya Fransızlarla. Mütarekeyi de imzalamaya giden Goleştepe'ye Doktor Mecit Barlas. Fransızca da bilirdi Mecit Bey. Fransız general dedi ki de ya doktor sen mütareke imzalayın ama bu bir oyun olmasın. Biz bakıyık cephelerde beyaz giyin askerler buydu bütün. Neredeler şimdi? Onlar demiş. Bize bana küstüler. Mütareke imzalayın deyin. Herkes evine çekildi. Ama gözü neyle gözüküyor? Yoksa genç kalmamış. Babam derdi ki benim kimi kalan 15 kişi çıkmaz derdi. O genç. Hepsi şehit oluyor. Gençler. Bu Antep savunması mükemmel bir savunma yapılıyor. Fakat ne yazık ki işte cephenin işi, ilaç olmayışı, açlık, çok şehit vermek, yeterli ekipmana sahip olmamak, silaha sahip olmamak, bütün bu şeyler en sonunda şehrin temsil olması, şehrin teslim olmasıyla sonuçlanıyor. Bilmem biliyor musunuz? Fransızlar diyorlar ki kaleye bir bayrak çekin, teslim olma bayrağını çekin, beyaz bir bayrak. Bütün Antep evleri geziliyor tek tek, hiçbir tane beyaz bir çarşaf bayrak bulunamıyor. En sonunda bir şehidin kefenini çıkarıp Antep kalesine çekiyorlar. Dediğim gibi en çok ıstırap çektikleri zaman bu şehitlerin nakli oldu. Onlar çok üzüldüler. Bütün Antep hıçkıra hıçkıra. İnanın ki eğer o zaman televizyon olsaydı bütün dünya olurdu. Kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes hıçkırarak ağlıyor. O cenazelerin gelişi hala benim gözümün önünde. Yer buz, soğuk, ayaklarımız donmuş soğuktan. Buna rağmen o ıstırabı hepimiz beraber hissettik. O kadar acıydı ki. Arka arkaya o tabutların gelişi, o şehitlerin gelişi. Halkın büyük bir ıstırap içinde ağlayışı hala gözümün önünden gitmez. Hala gitmez. O annelerin evlatları için haykırışları. Sadece anneler değil, anne, baba, çoluk, çocuk, kim varsa herkes ağladı. Çok acı günler. Ve hep andıkları zaman da ağlayarak, gözleri yaşararak anlatırlardı. Bazı şeyler hatırlarına geldikçe. Çok büyük acılar çekti Antepliler, çok. Bunlar çok acı şeyler. Bunlar yani anlatılarak olmaz, ancak bunları yaşamak lazım. Ve bunları candan dinleyenler ancak bu kadar duygulanabiliyorlar. Ben çok duygulanırdım. Yani her dinlediğim hikaye beni çok yaraladı. İnanın çok yaraladı.